Efendim, savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir. Bunu Mustafa Kemal Atatürk de sözlerinde daha önce belirtmiştir. İşte aslında bu görüntülerde bunun en büyük örneğiydi. Hayatlar değişti ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki Beyrut'tan kimileri tabii ki Mersin'e geliyor şu anda ama o bölgede yaşayanlar var. Hala o bölgede yaşamak isteyen, hayatını devam ettiren Türk vatandaşları da var. İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanları ise tüm bu olayların neticesinde durdurak bilmeden devam ediyor. O zaman sıcak hatta dönelim. TV Yüz ekibinden Sertaç Murat Koç ve Yusuf Ziya Mert Lübnan'ın başkenti Beyrut'talar. Sertaç, bölgedeki gelişmeleri merak ediyoruz. Geride kalanlar neler yaşıyor? Senden dinleyelim. Evet, son 24 saatlik bilançoyla başlayalım. İsrail bombardımanı yine durdurak bilmeden devam ediyor. Lübnan'ın birçok noktasında, tabii güney başta olmak üzere vuruluyor. Yine Beyrut'ta Dahiya, geride bıraktığımız saat dilimlerinde spesifik olarak çok önceki saldırılara benzer olmasa da daha soft, yani daha yumuşak diyebileceğimiz yine vuruşlara sahne oldu. Yine doğudaki Baalbek ve Beka, yine Suriye sınırının sıfır noktasındaki bazı nokta Hizbullah hedefleri olduğu iddiasıyla İsrail tarafından bir kez daha vuruldu ve son 24 saatte Lübnan'ın genelinde tam 22 insan daha hayattan kopmuş durumda. İsrail jetleri tarafından öldürülmüş durumda. 80'den fazla da yaralı var. Tabii bu öldürülen 22 kişiden 5'inin sağlık çalışanı olduğunun altını çizelim. Güneyde vurulan bir noktaya yardım etmek için hareket ettikleri sırada İsrail savaş jeti bu ambulansın içindeki insanları da hedef aldı ve 5 sağlık çalışanı daha öldürülmüş durumda. Tabii genel bilançoya bakacak olursak 8 Ekim'den bu yana öldürülen sağlık çalışanlarının sayısı Lübnan'da 102'ye ulaştı ve hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise 2200'ü aşmış durumda dünkü verileri de eklediğimiz zaman. Yani İsrail Lübnan'da yeni bir Gazze yaratma çabalarını sürdürüyor. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de neler yaptıysa ilk etapta daha düşük yoğunluklu olmak üzere Lübnan'da bunları gerçekleştirmeye başladı diyebiliriz. Başkent Beyrut'ta Şehitler Meydanı'ndayız. Beyrut'un tam kalbindeyiz şu anda aslında ve tepemizde bir vızıltı var. Gazze'liler o ismi taktı ona, vızıltı. Yani İsrail drone'u Hermes olduğunu anlıyoruz sesinden. Bölgede uzun günler kalmıştık İsrail-Hamas savaşında. Yine bu sese oradan alışığız. Hiç susmuyor. 24 saat Beyrut semalarında bu vızıltı devam ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani İsrail ordusunun Hizbullah hedeflerini vurduğu saldırıların öncesinde şu yaşanıyor. Özellikle Hizbullah'ın kalesi olan Dahiya özelinde yaşanıyor bu. Yerden istihbarat gidiyor. Yani sağdan ajanlar istihbaratı aktarıyor. Ve o istihbarat yukarıda uçan drone'a iletiliyor. Drone bir modelleme yaptıktan sonra da bunu İsrail Hava Kuvvetleri'ne gönderiyor. Genellikle gece saatlerini tercih ediyor İsrail. Yine bu modelleme yapılıyor anlaşılan. Ve gece saatlerinde yine Beyrut'ta gece sıcak geçeceği benziyor. İsrail Dahiya'yı bir kez daha vuracağı benziyor. Tabii son iki gündür geride kalan saldırılara baktığımızda daha az saldırı düzenliyor Dahiya'ya ama hala insanları öldürmeye de devam ediyor İsrail diyebiliriz. Tabii Hizbullah'ın lideri olması beklenen ancak kendisinden haber alınamayan Haşim Safiüddin'den hala bir ses yok. Hizbullah yeni liderini hala seçebilmiş değil. Yine Hasan Nasrallah, öldürülen Hizbullah liderinin cenazesine ilişkinde, yani bir cenaze töreni düzenlenecek mi, buna ilişkinde bir bilgi verilebilmiş değil an itibariyle diyebiliriz. Tabii artık savaş iki aşamalı şekilde yürüyor. Hem İsrail bombalamaları şeklinde hem de güneydeki kara işgaliyle. Güneye girdi artık İsrail. Sosyal ağlara bazı görüntüler yüklüyorlar. Özellikle Marun Aras kasabasında İsrail bayrağı çekildiği görülüyor ki burası sınırın tam sıfır noktasında. Hemen karşısında Lübnan geçici görev gücü var.
Birleşmiş Milletler'in ve arkasında İsrail'in Sasa köyü var. Yani sınırın sıfır noktasında bir noktayı ele geçirmiş durumda İsrail diyebiliriz. Ve buradaki Kasım Süleymani heykelinin yıkıldığı anlarda sosyal ağlara İsrail tarafından yüklendi diyebiliriz. Tabii İsrail güneyden daha kuzeye doğru ilerleyişini sürdürmek istiyor. Ama Hizbullah da bunları durdurmaya, geri püskürtmeye çalışıyor. Ancak iki taraftan da sağlıklı veriler gelmiyor. Çünkü ne İsrail ne de Hizbullah bölgeye gazetecilerin girmesini istemiyor. Ve 2024 olmasına rağmen yıl orada kapalı bir savaş yürüyor. Yani tüm dünya biliyor aslında Lübnan'ın güneyinde İsrail ve Hizbullah savaşıyor. Ama kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor. İki taraftan gelen açıklamalarla yetiniyor diyebiliriz. Tabii Rıdvan Gücü'nün de İsrail'e, yani Hizbullah'ın askeri kanadının da İsrail askerlerine yoğun sayıda zayiat verdirdiğine ilişkin görüntüler yüklüyor Hizbullah tarafı, ama İsrail'den yapılan açıklamaya kadar bugüne kadar sadece 9 askerin öldüğü, son olarak da dün 3 askerin daha yaralandığını duyurdu İsrail. Tabii Hizbullah da daha çok sayıda öldürdüğünü söylüyor İsrail askerini, ama gelin görün ki işte bunların hepsi de teyide muhtaç kalıyor. Aynı şekilde İsrail'de çok sayıda Hizbullah militanını, 200'e yakın Hizbullah militanını öldürdüğünü iddia ediyor, ama bu bilgi de teyide muhtaç kalıyor. Yani orada hem gözlemci olarak gazetecilerin olmaması bu verilerin de çelişmesine neden oluyor. Bir yandan da insani trajedi gittikçe büyüyor, gittikçe derinleşiyor ki Lübnan'da 1 milyon 200 bin insan yerinden yurdundan edildi. Bunların 1 milyona yakını sokaklarda, caddelerde yaşıyor. Yani başını sokabilecek bir yer bulamıyorlar. Derme çatma bile değil. Son derece ilkel çadırlar kuruyorlar ve onlar da onların içinde yaşamaya çalışıyorlar. Ve Lübnan Devleti'nin bunların hepsine bakma şansı yok. Çünkü ekonomisi yıllardır çok kötü durumda Lübnan'ın ve dışarıdan gelen yardımlara muhtaçlar ki Türkiye'de dün gerçekleştiren tahliye operasyonu öncesinde bölgeye ciddi miktarda yardım göndermişti. Bu yardımlar da Lübnan halkına dağıtılıyor. Şu notla bitirelim. Türkiye Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük tahliye operasyonlarından biri tamamlanmak üzere. Artık Beyrut ayağı tamamlandı ve bine yakın insan Mersin'e doğru yola çıktı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği charter seferler düzenleyeceğini duyurdu ve insanlardan başvuru toplamaya başladı. Bunu da aktaralım ve izleyenler olursa Beyrut Büyükelçiliğine ulaşabilirler. Ancak ücretlerini kendileri ödeyecekler. Büyükelçilik sadece uçuş ayarlayacak. Yani uçak ayarlayacak. O insanları uçağa yerleştirecek diyerek de noktalayalım. Peki Sertar, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Evet, Beyrut'ta neler yaşanıyor onları da anlamaya çalıştık tabii ki. Sertaç'ın anlatımlarıyla bu arada 2141 Lübnanlı hayatını kaybetti. Hani İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler'de çıktı, konuşma yaptı ve dedi ya, biz sivil halkı öldürmüyoruz. Biz Hamas'la, Hizbullah'la mücadele ediyoruz. Peki 2141 Lübnanlı acaba nasıl açıklayacak Netanyahu, ya da 51 bin Filistinlinin ölümünü nasıl açıklayacak? İşte önemli, ama maalesef dediğimiz gibi dünya 3 maymunu oynuyor. Avrupa 3 maymunu, Batı 3 maymunu oynuyor maalesef Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler karşısında.